Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El-evvelu Allâhe'z-zâhiru Allâhe'l-bâtinu Allâhe. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد الله Şöyle biraz şuraları dolduralım. Gelen kapıda birikmeye başladı. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktene ve ene abdike ve ene ala ahdike ve adike mesleta'te azbike min şerri ma senate. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu leke bi zembi fe'ufir li zunubi fe innehu la yagfiru zunubi illa ent bi rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Evet. Sure-i Tarık Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş 17 ayet olan bir suredir. İnşallah bugün bunu konuşacağız. Risale-i Kutsiye'de Üstadımız Mahmud Efendi Risale-i Kutsiye ne güzel bir kitap, güzel dinimizi özetledi derdi, onu anlatırdı. Elinizde olsun Risale-i Kutsiye, öyle büyük bir kitap değil. Efendim, bir de Risale-i Halidiye vardır, ikisi aynı, tek efendim cildin içerisindedir. Risale-i Halidiye Osmanlıca, yani yazım Osmanlıcadır, lafızları Türkçe. Şimdi ecdadımız konuşması Osmanlıca dediğimiz Türkçenin efendim aslı, farklı bir dil değil. Orada sadece yazı olarak Arapça yazı kullanılıyordu. Ve o şekilde insanlar meramını anlıyorlardı. Şimdi orada harf inkılabı dediğimiz yazının değişmesi, insanlar orada yani sanki Arapça konuşuyormuşuz, Arapçayı bırakmışız da Türkçe'ye dönmüşüz. Çoğu öyle zannediyor, öyle değil. Yani bildiğimiz Türkçe işte. Görünmek istedi, ol Zat-ı Yezdan, zuhura geldi, ol Sultan-ı Ekvan. Yani mesela 270 sene evvel yazılmış marifetname dediğimiz Osmanlıca, hak şerleri hayr eyler, zannetmeki gayr eyler, arif anı seyir, seyreder yani seyr eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Tercümeye gerek var mı? Yani Osmanlıca, Osmanlı Türkçe. Adamın biri Çin'e gitmiş, orada kedi miyav demiş, aa Türkçe konuşuyor demiş. Yani şimdi tanıdık bir ses geldi ya. Şimdi orada miyav deyince. Şimdi o da Türkçe hoş yani. Yazı olarak Arapça yazılıyordu. Efendim, onu Latinize'ye çevrilince bu sefer
ecdadın yazmış olduğu bilgiler efendim fende, teknikte, mimarlıkta, tıpta, efendim askeriyede, devlet idaresinde, bir de insanların mesela hakları, hukukları, efendim bize ait olan Musur'dur, Kerkük'tür, efendim Balkanlardaki adalar meselesi, bunların hepsinin belgeleri, hepsi toplandı, 6-7 vagona dolduruldu, Bulgaristan'a gönderildi. Yani bizim beynimiz şu anda Bulgaristan'da. Adamlar da onları arşivlemişler, orada saklıyorlar. Çok acayip, çok acayip bir şey. Allah tez zaman özümüze dönmeye muvaffak eylesin. Amin. Nasıl bir adamın efendim kendi özüne, tarihine düşmanlığı. Hala bunları kutsamaya devam etmek artık izahı mümkün değil ya. Yani bir insan kendi tarihine, kendi yapısına, bu direkt din düşmanlığı, başka bir şey değil. Yani buradaki düşmanlık dine, İslam'ı ortadan kaldırmak, dinle bağı kesmek ve ondan sonra efendim ahkamı dine uymayan işler ve işte Almanya, İsviçre'den getirilen mendebur yapılarla bu memlekete nizam, huzur getirmek istediler. Buyurun getir. İhtilalden başka bir şey getirmediler. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah kullu şeyin yercu ile aslı, her şey aslına rücu eder. Şimdi Risale-i Kutsiye çok müfit bir kitaptır. Orada duası da var büyük üstadımızın. Bunu okuyan nura gark olsun diyor. Çok feyiz, bereket alınır. Bekir abi bir şey diyor. Şimdi burada çoluk çocuk da bunu dinlemiş olur. Böyle şeylere azami dikkat edelim. Mesela evinizde diyelim ki bir Resulullah Efendimizin hayatı veya büyük İslam meali. Akşamları mutlaka okuyun. Her akşam bir yarım saat okuyun, 20 dakika okuyun. Çocuklarınız, torunlarınız orada oynuyorlar, koşuyorlar. Koşsunlar. Hiç onlara dokunmayın. Dokunmayın. Onlar efendim o koşsalar bile sizi dinlerler. Yani mübarek gecelerde mutlaka evlerinizde Yasin okuyun. Mesela şimdi pazartesi akşamı inşallah Berat gecesini ihya edeceğiz. 3 tane Yasin. Ya Rabbim helalinden bol kazançlar nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı uzun ömürler nasip eyle ya Rabbim. Son nefeste iman nasip eyle. Bu niyetlerle. Şimdi bu niyeti hatırında tutmazsın. Dünya ahiret selameti dersin. 3 tane Yasin okunması tavsiye edilir. Tavsiyedir bunlar. Yapılır. Çok çok bereketi olur. Bunu sen okursun. Eşin okur, kızın okur, oğlun okur. Evimizde Yasin-i Şerifler hiç olmazsa yankılanmış olur. Bunlara gayret edelim. Şimdi çoluk çocuk da Yasin-i Şerif'i dinleye ezberlemiş olur. Bak ben bunu kaç defa söyledim. Babam daim Yasin, Tebareke, Amme, Duhan suresi, Kıyame, Nebe, Fetih suresi okurdu. Bu saydıklarım bayağı ciddi sayfa yapar. Bunları hiç ezberlemekle uğraşmadım. Dinleye 6, 7, 8, 9, 10, 10 yaşından sonra gurbet hayatı başladı, eğitim çalışmaları neyse. Ama bu manada dinleye ezberledim. Şimdi o babam okudu ki dinledim. Şimdi orada koşardık, duvarlara tırmanırdık. Biraz demek afacan yapımız vardı. Olur çocuktur da. Ne yani şimdi? Orada okuyor. Ben de dinliyorum. Şimdi mesela kış geceleri özellikle hiç unutmuyorum. Bu İslam tarihini efendim o ilmihalle alakalı kitaplar sürekli okurdu. Her gece. Ben de dinlerdim. Sesli okurdu o. Dinlerdim. Bir de baktım şimdi efendim eğitim, tedrisat çalışması yapıyoruz. Birçok meseleyi hatırımda. Allah ben bunu nereden okudum, nereden biliyorum? Orada dinlemişim ya. Onları ezberlemişim. Yani nesli aile yetiştirecek ya. Yani her şeyi bir yerden beklemek doğru değil. Hem kendin sevap işlemiş olursun, hem çoluk çocuğun efendim istifade etmiş olur. Bunları yapalım. Benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey, eleştiri olmak.
İşte böyle nesil, böyle anne baba, böyle çocuklar, tamam. Sen akıllı adamsın, bunları, bu yanlışı görmüşsün. O zaman sen doğrusunu yap. Yanlışla, kınamakla uğraşmayalım. Yanlışı gören bir insan akıllı bir adamdır ki o yanlışı görmüş. O zaman doğrusunu yap. Yani yapalım, örnek olalım. Allah hem kendimizi hem de neslimizi kurtaracak güzelliklerle hepimizi meşgul eylesin. Üstadımız işte Mahmud Efendi mübarek hep derdi. Risale-i Kutsi'yi okuyun. Evinizde mektubat olsun, mektubat. O kitabın olması bile bir berekettir. Yani açarsın icabında, bir defa da okusan bir şey okumuş olursun. Okumaya alışmamız lazım. Okumak çok önemli. Yağmur gibidir bak. Yağmurlar kesildi. Eyvah, barajlar kuruyor diye insan tereddüt yaşıyor. İnşallah Rabbim bereketli yağmurlar nasip eylesin. Efendim bereketli mahsuller nasip eylesin. Biraz şöyle dolduralım da kapıda bir birikme olacak. Ha, biraz gelelim arkadaşlar. Var burada yerler var. Gelin. Hadi cennete kadar yolunuz var. Hay maşallah. Allah da sizi cennetine doldursun inşallah. Evet, burada da boşluklar var. Allah hepinizden razı olsun. Çoluğunuza çocuğunuza hayırlı ömürler versin. Beraat gecesi meselesi inşallah işte, camide yapacağız Allah'tan mani gelmezse. Burada da oluyor. Her taraf şenlensin, bereketlensin. O manada yatsı namazında, akşam yatsı arası, tekrar ediyorum. Beraat gecesi, akşam yatsı mümkünse 3 Yasin-i Şerif okunması, helalinden bol rızık, hayırlı ömürler ve son nefeste iman, Rabbimizin cennetini, cemalini Rabbim hepimize şimdiden nasip eylesin. Bir de o gece tabi en az 12 rekat salatul hayır, 100 rekat, 1000 rekata kadar kılınabilir. Yani gecelerin en zirvelerinden bir tanesi. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin sabaha kadar ibadet ettiği, yani uykuyu dahi terk ettiği bir gece oluyor. Bazı gecelerde dengelerdir Resulullah Efendimiz. Birkaç saat istirahat eder, ondan sonra ibadet ederdi. Ama Berat gecesine baktığımız zaman neredeyse hiç uyku yok. O şekilde ihyaya çalışmış. İnşallah biz de takatimizi zorlayalım. O mübarek gecenin ihyasına gayret edelim. Şimdi Risale-i Kutsiye'den meseleyi açmışken, yani bunu evimize, çoluğumuza, çocuğumuza hiç olmasa bir defa baştan sonuna kadar okumuş, sıralı bir şekilde bitirmiş olalım. Orada dinimizi, efendim tasavvufu, tarikatı anlatır. Şimdi şunu da arz edeyim. Bugünkü konular, bu sure-i celilede geniş meseleler var. Onları mütalaa edelim. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde, sahabe efendilerimizin döneminde efendim tarikat var mıydı, tasavvuf var mıydı sorusunu güya sorarlar. Yani güya soruyorlar. Şimdi tarikat, tasavvuf, bunlar bir kelimedir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde ahkam-ı dinin helal ve haramları vardı. İmam-ı Azam Efendimiz anlaşılır hale getirdi. Oturup yeni bir şey ortaya koymadı. Yani dünyanın başında da 2 artı 2 4 eder. İlk kere 5, efendim çarpma yaptığın zaman 10 ederdi. Efendim dünyanın başında Adem Aleyhisselam döneminde bunlar var mıydı? Vardı. Yeminle vardı. Sadece ve sadece sen bir tarif etmiş oldun. O zaman da vardı bunlar. Şimdi bunların dolayı izah ettin. Şimdi beraber konuşalım. Adem Aleyhisselam döneminde güneş var mıydı? Cevap verin. Yani göklerin tamamı var mıydı? Vardı. Yer var mıydı? Vardı. Göklere astronomide astroloji dedin, yere de jeoloji dedin. İsmini değiştirdin diye başka bir şey mi oldu yani? Bizim Temel lahana yemekten bıkmış. Lokantaya gitmiş, garsonu çağırmış, gel. Ne var demiş, fasulye, geç onu dedi. Ne var, nohut, geç onu dedi. Değişik bir şey yiyecek. Ne var dedi, kapuska. Ha, o başka bir şeye benziyor, getir onu dedi. Getirdi. Bir baktı ki lahana. Oy dedi, evden kaçtım, burada bir buldun beni dedi. Ula adını değiştirmekle lahana, lahana dur da. Ahmet, ha, bunlara bir şeyler anlatmak lazım.
Yani şimdi güya astroloji deyince, ondan sonra jeoloji deyince bir şey. Ya toprakta ya, yeryüzü işte bu. Başka bir şey mi anlatıyorsun sen bana? Adem Aleyhisselam döneminde vardı bunlar. Şimdi neyse. Dünyanın başında bunlar vardı. İsim değiştirmek veya bir isim takmak da kendine göre böyle efsunlamak da bunlar böyle boşuna efendim büyüklük müyüklük bilgelik taslamaya gerek yok. Biz konumuza devam edelim. Kur'an-ı Kerim'de iman meseleleri var. Buna İmam Maturidi anlaşılır hale getirdi. Kur'an-ı Kerim'de fıkıh meseleleri var. Yani helaller haramlar. İmam-ı Azam beraber konuşalım. Bunu anlaşılır hale getirdi. İmam-ı Şafii söyleyin. Anlaşılır hale getirdi. Yani oturup da yeni haşa bir şey yazmadı. Yeni bir şey yazmadı. Bazıları çok beyhude bir şey söylüyor. Ben İmam-ı Azam'ın peşine gitmem. Ya İmam-ı Azam'ı benim peşime gelin demiyor ki. İmam-ı Azam dinin peşine gidin diyor. Dinden anlaşılan budur diyor. E sen otur sen yaz. Aynı İmam-ı Azam gibi yazarsın. Çünkü ayet ve hadisten çıkan sonuç bu. İsa Aleyhisselam geldiğinde verdiği fetvalar İmam-ı Azam Efendimiz ona tevafuk olacak. Yani İsa Aleyhisselam'ın Kur'an'dan, dinimizden anlayacağı sonuç yine aynı sonuç olacak. Yani İmam-ı Azam demek ki isabet etmiş oluyor. İmam-ı Azam'a tabi olmaz. Koca peygamber ümmete tabi değil. Yani İmam-ı Azam'ın içtihatları İsa Aleyhisselam içtihat ettiğinde benzeyecek ona. Ha demek ki doğru bu yani. Mesela diyelim ki bir doktor bir teşhiste bulundu. Fakat uzman, dünya çapında bir doktor var. O da hastalığı teşhis ediyor, ilacı yazıyor. Aynı ilaç. Ha o zaman sen uzman değilsin ama senin tespitin doğru çıktı. Doğru çıktı. Bir talebe mesela bir meseleyi, fetvayı çözdü. E, hoca da dedi ki aferin. Evet senin çözdüğün doğru. Sonuç doğru çıkıyor. Gibi basit meseleler bunlar. Anlaşılmayan bir şey değil ki. Güya bu Selefi Vahhabi bunlar da akıl yok ya ama bilerek yapıyorlar bunlar. Güya biz direkt Allah'a kulluk edeceğiz. Sanki İmam-ı Azam dedin mi İmam-ı Azam'a böyle tapınılmış veya onun dediğini yapmış Allah'ı terk etmiş oluruz falan böyle millete fitne atıyorlar. Allah fitnelerinden bu ümmeti kurtarsın. Amin. Ne alakası var ya? Sen diyorsun ki İmam-ı Azam'ı dinleme. E kimi dinleyeceğim? Beni dinle. E aynı şey oldu. İmam-ı Azam'a tapma. Bana tap demeye getiriyorsun. Eğer böyle bir saçmalığa gideceksen. Aynı şey. Bırak o zaman direkt Rabbime kulluk edeyim. Mehmet Okuyan dediğimiz direkt Kur'an yeter diyor. O zaman sen ne konuşuyorsun? Madem direkt Kur'an yetiyorsa o zaman direkt Kur'an'a bakayım. Niye sen anlatıyorsun? Sen de sus o zaman. Oraya gelmez mi bu mesele? Kendilerini çeliştiriyorsun. Kur'an bize yeter diyor. 30 tane kitap yazıyor. Niye kitap yazıyorsun o zaman? Sadece Kur'an'a bakalım. Peygamber anlamadı sen mi anladın? Dinimizi bozanlar Allah kahreylesin ya. Hayır. Bu nedir ya? Ben dua etmeyeyim diyorum kendimi tutamıyorum ya. Bozma şu dini ya bozma ya. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Oradan çeviriyor buradan çeviriyor oradan fırıldak buradan fırıldak. Ya yapacaksan gavurluğunu git istediğin gavurluğu yap bana ne ya. Bozma benim dinimi ya. Hainlik yapacaksan git çöllere istediğin hainliği yap. Bozma şu ülkemi ya. Allah ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Bezdik usandık hainlikten ya. Dine ihanet, vatana ihanet, bayrağa ihanet. Adam memleketi batırmaya çalışıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi yani dini bin İslamiye'den çıkacak olan meseleler. Ya İmam Maturidi'nin dediği gibidir. Ya İmam-ı Azam'ın dediği gibidir. Tasavvuf ve tarikat. Ya tasavvuf demeyeyim, tarikat da demeyeyim. Ne diyelim peki? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz gece kalkıyor sabaha kadar ibadet ediyor. Sahabe efendilerimiz yükseğe çıkıyor tekbir getiriyor. Vadiye iniyor tehlil getiriyor. Yürüyor yani yerde gökte her şey Allah'ı tesbih ediyor. Yevmeydin tuhaddisu ahbaraha. Kıyamet günü dünya haberlerini konuşacak. Yani biz bir nevi dünyada şahit bırakıyoruz geçtiğimiz yerler. Dün İşte Balıkesir, ondan sonra Bursa, oralardan böyle gece geldik. Ondan sonra, şimdi geçtiğimiz yerlerde orada efendim zikirler yapıyoruz, Kur'an okuyoruz ki şahit olsun yerler diye. Beyhude, gafletle geçmeyelim. Yevmeyizin tuhaddisu akbaraha. İşte sahabe, yani gece sabaha kadar ibadet, gündüz. Hadis bunlar ya.
Yükseğe çıkıyor, tekbir getiriyor, aşağı iniyor, tehlil getiriyor, düz yürüyor, zikir yapıyor. E buna sen kalkıp 5000 tane zikir yap demene gerek yok. 24 saati zikirle. Sahabe döneminde tasavvuf, tarikat var mıydı? Bu ne menem bir sorudur ya. Yani cehaletin dibe vurmuş şekli. E sen de 24 saat zikir yap, ibadet yap, sana bir şey demeyeyim. Sana tasavvuf, tarikat demeyeyim. Anlatabilmek için ya beyefendi bir 1000 defa Allah der misin? Şöyle bir la ilahe illallah der misin? Sahabe döneminde var mıydı? Gördün mü şu cehaleti görüyor musun? Bu Selefi Vahabilik, ülkemizdeki modernizm, bu kadar din düşmanlığı, bunun özünde vallahi din düşmanlığı var. Yeminle konuşuyorum. Başka bir şey olamaz yani. Ya niye milletin ibadetinden rahatsız oluyorsun ya? Sahabe efendilerimiz gece bir kalkıyor, 4 saat boyunca sabaha kadar ya 200 rekat namaz, Ebu Derdalar, Selman-ı Farisiler, 150 rekat namaz kılıyor her gece. Yunus her gece. Bunu yapıyorlar. Ondan sonra sahabe döneminde mübarek gece var mıydı? Her gece 200 rekat namaz kıl. Ben sana berat gecesi demeyeceğim. Hiç demeyeceğim sana. Hadi buyur. Kıl. 200'ü de kaldırdım sana. Kıyak yapıyorum. 50 rekat kıl her gece. Ya adam yatsıyı kılmıyor, sabahı kılmıyor. Senede 5 defa şu milleti gel 12 rekat bir namaz kılalım arkadaşlar. Gelelim şu mübarek gece hiç olmazsa ya Rabbi diyelim, bir ibadet edelim. Ortalığı yıkıyor. Mübarek gece yok, böyle gece yok. Allah da seni yok etsin ya. Amin. Ne diyeyim başka ya, ne diyeyim? Niye rahatsız oluyorsun ibadetten ya? Bu milleti bir 5 gece, 4 gece, 3 gece neyse bu milleti hiç olmazsa şöyle bir din, vatan, mukaddesat için bir araya getirip bir dua ettirelim. Ecdat bunu asırlar boyu yapmış. İbadete teşvik olsun diye. Biz demiyoruz ki sadece berat gecesi yapılır, diğer gece yatılır. Ne zaman, kim dedi bunu böyle bir şey? Her gece yapalım diyoruz. Orada bir gaza gelelim, diğer geceleri devam ettirelim. Adamın biri evlenmiş. Evlendiği günün sabahı bir kahvaltı, bir sofra. O biçim, ona kadıncağız da efendim baktı güzel kokular geliyor. Aa, bir uyandı ki ev pırıl pırıl. Bir de efendim gül suyu da dökmüş böyle. Sofraya baktı, fiyaka dedi, yaşadık dedi ya, güzel bir hayat. Oturmuşlar, demiş hanım nasıl ortam, iyi. Elini vurmuş, bundan sonra böyle istiyorum dedi. Ha, meğer başlangıcıymış yani bu. Veysel, anladın? Yani berat gecesi milleti gaza getiririz, ondan sonra millet her geceyi böyle istiyoruz. Anladın? Biz her geceye talibiz. 5 geceye değil ki. Bunun farkındayız. Sadece o gece olur, diğer gece olmaz. Kim dedi? Hangi ilim ehli dedi? Hangi hoca dedi? Hangi akıllı başlı bir Müslüman dedi? Ben ömrümde duymadım böyle bir şey. Niye iftira ediyorsun? Niye iftira ediyorsun? Biz sadece o gece yapalım, diğer gece yatalım demedik ki. Hiç olmazsa o gecede bir efendim kalbimizi coşturalım. Ondan sonra teşvik olsun. Hadi arkadaşlar böyle devam ettirelim bu işi. Allah bizi yolunda daim eylesin. Amin. Kalben dua ediyorum. Allah sizi muhafaza eylesin ya. Amin. Yani dinimizi içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Dışarıdan yıkmaya çalışıyorlar. 7 milyar gavur var zaten. 1 milyar kaldı Müslüman. Müslümanım diyen toplumların içerisi. Yok Selefisi, Vahabisi, haini, dinsizi, Şiası, modernisti, deisti, tarihseli, bilmem nesi. Bir dur ya Allah aşkına, ne oluyor ya, bırak bu dinimi ya, bırak ya, düş yakamdan ya. Rabbim dinde samimiyet hepimize nasip eylesin. Amin. Ama bir şey itiraf edeceğim, iyi ki sizin gibi güzel insanlar var da biz de bir rahatlıyoruz ya. Ya kendimi acındırmıyorum, Allah'a sığınırım. Gece geldik, gece yolculuk, gece döndük. Dün de çok çok hakikaten yorgun geçti. Bizim Ahmet mübarek adım şeyinde başı ağrıdı şeyde. Bizim sanayide Ahmet var ya, ya o dayanamadı yani. Yolculuğa da dayanamadı ya. Oraya gidiyorsun, oraya gidiyorsun. İnsanız da ya. Oradan program, oradan sonra öbür program. Efendim. Ya program yapan biziz, yorulan o. Her neyse. Allah yolculuk yapan arkadaşlarımızdan da razı olsun. İyi oluyor. Yapayalnız gidemem. 4 tane arkadaş vardı. Yol refik oldular. Sağ olsunlar. Efendim. Ama gideceğiz. Üstadımız Mahmud Efendi mübarek. Ya mübarekte ne takat vardı. Ya 20 gün boyunca. Şimdi otobanlar yapılmış. Elhamdülillah. Ne büyük nimet.
Hiç araba sarsmıyor. Öyle gidiyor. Hop kuş gibi. Tak. Aha gelmişiz. Elhamdülillah. Yapandan, yaptırandan, ülkemize, dinimize efendim menfaat sağlamaya çalışanlardan Rabbim razı olsun. Amin. Efendim selametler nasip eylesin. Amin. O zaman yollar tek şeritli yollar. Takılırsın kamyonun peşine. Yol bitmez. Üstadımız mübarek giderdi Karadeniz programlarında. Virajlı tek şeritli yollar. Günlerce ne günü ya? 15 gün, 20 gün. Dolanırdı oralarda. Her sene efendim ondan sonra Gözlüklü Ahmet abi pırıl pırıl bir insandı. Çok böyle kalbi muhabbetimiz vardı. Giderdik böyle. Yani herkese karşı öyleydi. Allah rahmet eylesin. Bir defa dedim Efendi Hazretlerinden senin hatıraların çok. Beraber yolculuk yapardınız. Bana bir anlatır mısın dedim. Çok etkilendiğim bir şey anlat. Dedi ki bir defa dedi biz Karadeniz'e gittik. Ondan sonra işte oraya gittik. O zaman iletişim de yok. 15 kişi orada, 50 kişi orada, 40 kişi orada, 80 kişi orada. Şimdi haber veriyorsun, geliyoruz diyoruz. Şimdi kalabalık oluyor. Haber olunca duyurular da yapılabiliyor. O zaman nerede yapacaksın duyuruyu? Ondan sonra telefondan zor ulaşıyorsun, santral şey telefonları. Ahmet abi demiş ki, Efendi Hazretleri burada 20 gündür buralarda dolandık. Yani toplasak efendim 50 kişi, 60 kişi, 40 kişi, 30 kişi. Hadi topla hepsi 500 kişi. İstanbul'da günde 500 kişi Fatih'te geliyordu. Biz buralarda 20 gündür perişan olduk. Gecemiz kalmadı, gündüzümüz kalmadı. Hakikaten öyle yani. Şimdi yolculuk tabii es-seferu kutratu minennar diyor Resulullah Efendimiz. Yolculuk ateşten bir parçadır. Bir başka hadis de var ilginçtir. Tesiru tesahhu diyor. Seyahat yapın, sıhhat bulun. Seyahatte sıhhat da vardır. Ama meşakkat da vardır. Dengen bozuluyor. İklim değişikliği oluyor. Oradan oraya başka bir iklime geçiyorsun. Evinden, ortamından, alıştığın bir yerden değişiyorsun. Arabanın içerisinde üstadımız Mahmud Efendi mübarek bir bidon yaptırmıştı böyle. Oraya da çeşme taktılar. Şimdi o zaman yol güzergahlarında böyle bir terminaller, şeyler de yoktu. Şimdi benzin istasyonlarında abdestliği mescidi mecbur tuttular. O zamanki iktidar, sol iktidar, ismini vereyim ya. Öyle bir dine düşman ki namaz kıldıracak yer yok. Tesislerde kesinlikle mescit yaptırmadılar. Yaptırmıyorlar. Öyle dine düşman, adam ibadeti kaldırmak için elinden geleni yapıyor. Efendim tesislerde biliyorsunuz din alameti olanları atıyorlardı. Atıyorlar. Sen nasıl Allah dersin? Bizim olduğumuz yerde biz. Büyük adamız falan. Hepsi gittiler. Allah köklerini kurutsun inşallah. Amin. Bu din düşmanlarının ebediyen gün yüzü göstermesin inşallah. Hain herifler. Ondan sonra arabasında bidon vardı böyle bidon. Biliyorum ben onu kaç defa suyla doldurduk öyle. Ondan sonra orada geçiyor arabanın arkasında. Orada abdestini alıyor. Yolda, yollarda öyle abdest alıyor. Seccadeyi seriyorlar öyle bir yerlerde. Namaz kılar. Kendisi anlatırdı mübarek. Kendisi anlatırdı. Ve o mücadelelerle millete Rabbimizin dinini anlatmaya çalıştı. Ahmet abi demiş ki Efendi Hazretleri bu kadar dolandık 20 gün 25 gün. Yani sonuç olarak burada görüştüğümüz sayı bu kadar belli. Mahmud Efendi demiş ki Ahmet Allah'ın mülkünde Rabbimizin dinini yeryüzüne yaymaya çalışan kullar var ya Rabbim senin dinini yaymak istiyoruz. Biz bunun için bu gayreti yapıyoruz. Yoksa dinin sahibi Allah'tır. Hidayet verecek olan O'dur. Yani biz Rabbimizin mülkünde ya Rabbim senin ahkamını yeryüzüne yaymak istiyoruz. Kuntum hayra ümme. Siz ümmetin en hayırlısısınız. Te'murune bil maruf. İyiliği emreder. Ve tenhevne an münker. İnsanları kötülükten nehyedersiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim Habibi Neccar'ı anlatırken orada hoş. Yani bir grup insana diyelim ki 50 kişiye orada anlattılar ama Yasin-i Şerif'te onların o vaazı bize efendim ibret oldu. İşin sonucunda da maalesef onları oradaki halk şehit etti. Ya öldürdüler yani. Habib-i Necar'ın kafasını kestiler. Kafası bir tarafta, kendisi bir tarafta. Hala türbesi de öyle. Yani dünya böyle. Ancak olaya baktığımız zaman onların o tebliği Rabbimizin ahkamını yeryüzüne anlatmaları o kadar takdire şayan oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu konu oldu. Ha, buradan bir şey anlamamız lazım.
Siz bir yere gittiğiniz zaman mutlaka insanlara Rabbimizin ahkamından bir şeyler anlatın tatlı bir dille. Yani insanlara efendim Allah'ın mülkünde yaşıyoruz, namazı aksatmayalım, ibadeti aksatmayalım vesaire diye. Duygusal bir şey aklıma geldi. Bir arkadaşla bir yere gidiyorduk. Benim orada sohbet programım da yoktu. Yani bir şey çözmemiz gerekiyor. Seyahat ediyoruz, gidiyoruz. Mühim de bir mesele, özel bir durum. Giderken arkadaşa dedim ki, bak dedim sen yolculuk yapıyorsun, ben cihad ediyorum dedim. Cihad sevabını alıyorum. Dedi nasıl oldu bu? Dedim aynı yolculuğu yapıyoruz ama ben gittiğim yerde ya Rabbim, yani işim icabı gitsem de bu 10 sene evveldi, senin kullarına efendim ahkamı anlatacağım. Benzin istasyonunda olsun, gittiğimiz yerlerde olsun. Orada da tevafuk bir sohbette oldu. Efendim Rabbimin dinini anlatmak, iş icabı da gitsen, yani iş yapacaksın, oraya gideceksin, bir şey yapacaksın, bir montaj yapacaksın. Ya Rabbim senin dinini oradaki kullarına anlatacağım. Hem işini yaparsın hem cihat sevabını alırsın. Yani yaptığımız her iş Allah için olmalı. Yani Boğaz Köprüsü'nden 100.000 tane araba geçiyor. Adama sorduğumuz zaman neye gidiyorsun? Allah için gidiyorum demesi lazım. Adam ya geziyoruz işte vesaire. Ya niyet innemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Yani ben işime gideyim. Çoluk çocuğumu kimseye muhtaç etmeyeyim. Oradaki dostlarıma da Rabbimi sevdireyim. Onun Habibini sevdireyim. Dinimi anlatayım. Bu niyet cihat niyeti olur. Sevap kazanırsın. Niyet. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlı. Neler var neler. Allah bizi sevdiği işlerle meşgul eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Bismillah. Şimdi yarınki gün önemli. Mümkün mertebe oruç tutmaya çalışalım. Onu da unutmayalım. Yani salı günü Berat gecesinin sabahı de tutulabilirse çok çok güzel olur. Kumu leyleha gecesinin ayakta olması pazartesi akşamı ve sumu nehareha gündüzü salı günü de efendim bağlantı yapılabilirse güzel olur. Ama Berat gecesini mutlaka oruçla karşılayalım inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Tarık suresi Bismillah ve semai ve tarik ve ma edrake met tarik en necmü sâkib ve semai göklere andolsun ki ve tarik kelimesi bir yıldızdır bu. Bu yıldız festeraka sem'a İsa aleyhisselama kadar Rabbimizin hükümleri, yarın akşam inşallah konuşacağız bunları, Berat gecesi. Rabbimizin hükümleri levh-i mahfuza yansır. Levh-i mahfuzdaki meseleleri İsrafil aleyhisselam görür. Sonra yedi kat sema konuşur, uzun bir meseledir. Efendim, yedi kat sema, efendim, birinci kat semaya kadar o haber gelir. Melekler kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Böyle meseleler var. Birinci kat semadakiler de konuşunca Rabbimizin hükümleri öğrenilmiş oluyor. Öğrenilmiş oluyor. Yani Rabbimiz yapacağı muradı ilahisini tabiri caizse bir ay evvelden, bir sene evvelden Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam onlar vasıtasıyla diğer melekler öğrenmiş oluyor. Cinler de birinci kat semaya kadar çıkıyor. Efendim oradaki meleklerin konuşmalarını dinleyebiliyor. Melekler nuranidir. Mevla şeytan ve cinleri de nurani yaratmıştır. Melekler saniyede 50 bin yıllık mesafeyi kat eder. Şeytan da efendim saniyede 270 bin kilometre yani ışık hızı. Bir saniyede 270 bin miydi? Bir ışık hızı 300 bin mi? 320. Yani şeytanların, cinlerin ışık hızıyla hareket etme meselesi var. Aynı. O yani ışık da nurani bir şeydir. Şeytanlar da, cinler de öyle yaratılmış. Şimdi onlar birinci kat semaya çıkabiliyorlar ve meleklerin konuşmalarını dinleyebiliyorlar. Dinledikten sonra da geliyorlar. Bir ay sonra şu olacak diye kahinlere haber veriyorlardı. Fakat
bu meşhurdur. Buhari hadisidir, ayetlerle sabittir. Efsane bir şey değil yani. Ancak o bir tane duyduğu doğruya 99 yalan karıştırıyor ve o kahin dediğimiz efendim kişi o doğruyu bulana kadar canı çıkıyor. Bu sefer 90 tane yalan söylüyor. Müslüman yalan söylemez. Bu şekilde cinler efendim kendisine tabi olan o kahinleri gavur ediyorlardı. Onları gavur ettikten sonra da etrafı gavur etmeye çalışıyordu. Şimdi bu niye oluyor sorusu yanlış. Neden? Çünkü dünya imtihan yeridir. Mevla bize doğruyu bildirmiş. Biz o doğruya tabi olacağız. Kur'an-ı Kerim bize efendim şeytanın bize aduvvul lekum sizin düşmanınızdır. Minel cinneti cinler ve nas insanlar. Peki insan nasıl oluyor? O cinlerin kontrol altına aldığı kendi adamı yaptığı. Mesela adam paşadır efendim başka bir ülke onu ne yapıyor? Satın alıyor kendi ülkesine ihanet ettiriyor. Var mı yok mu cevap verin. Adam siyasetçidir başkası satın alıyor onu kendisine hizmet ettiriyor. Var mı yok mu cevap verin. Adam paşa şeydir, devlet erkanı vezirdir veyahut da efendim devlet erkanındandır. Başka bir mason teşkilatı neyse artık ayrıntıya konu gelme. Satın alıyor, adam kendine hizmet et diyor. Var mı yok mu bunlar? Var. Yani bir kötü onu kendine hizmet ettirebiliyor. Halbuki bu adam buraya hizmet etmesi gerekir. Sen de insansın, Allah'a kulluk etmen gerekiyor. Şeytana kulluk ediyor. Allah'a kulluk etmen gerekirken puta hizmet ediyor. Allah'a kulluk etmesi gerekirken batıla gidiyor. Allah'ın dediğini yapması gerekirken efendim Almanya'nın, İsviçre'nin dediğini yapıyor. Gider de gider bu mesele yani. Ya bu karar ölünceye kadar Mevla kullarına serbestlik vermiş. Bunu efendim kul hür iradesiyle bunu uygulayabilir. Herkes kendini ortaya koyuyor. Şimdi cinler meselesinde de efendim İsa aleyhisselam göğe kaldırılınca o kapılar kapandı. Bir rivayet Resulullah Efendimiz Miraç'a çıkınca o kapıları kapattı. Miraç'a çıkınca. Güneş batıdan doğunca olaylar birbirine bağlantılı olduğu için güneş battıkça efendim tövbe kapısını açıyor. O bir kapı gibi düşünün. Efendim güneş batıyor, kapı açılıyor. Tuğbu ilallahi kabile en yugargir. Güneş batıdan doğmadıkça, can boğaza gelmedikçe tövbe edin. Oraya kadar ne zaman ki güneş tersine doğunca o efendim kapı kapanıyor. Yani tövbe kapısı. Ondan sonra güneş batıdan doğdu mu eyvah ne dersen de. Ondan sonra istediğin kadar günah işleyebilir kişi. Gavurluğu garantilendi yani. İman ehli de zaten imanına devam ediyor. Onun da imanı garantilendi. Mühürleniyor artık. Güneş batıdan doğdu mu bitiyor. Defterler kapanıyor. Artık herkes gavur gavur Müslüman Müslüman kalıyor. Neler var neler. Allah imanı kamilü hatimeler nasip eylesin. Güneş battıkça kapıyı açıyor bir nevi. Meseleler böyle gidiyor. Sonra o gök kapıları kapandı. Ve sema göğe yemin olsun ve tarik. O efendim ve en necmü sakib başka bir yerde de en necmü o yıldız es sakib böyle deler geçer. İşte göğe doğru yükselmek isteyen cinleri o efendim sakib dediğimiz yıldızlar onları öldürüyor. Mesela gökte görülen hani bu yıldız kayması falan dedikleri pek onlarla alakalı değil. O yıldız kayma meselesi onu da konu geldi hızlı anlatayım. İbrahim Hakkı Marifetnamesi 270-280 sene evvel 300 yıl evvel diyelim yazılmış daha müthiş bir eser efendim. Orada şunu anlatıyor. Burada göklerde biliyorsunuz feza. Orada efendim farklı mesela o bahsettiğimiz yıldızlar birçoğu gaz kütlesi, gaz. Yani bir cisim falan değil. Gaz kütlesi. Efendim Satürn dediğimiz mesela elini tutsan gaz kütlesi. Yani efendim hidrojen, oksijen, helyum gibi böyle gazlardan oluşmuş. Gördüğümüz göklerdeki bulut gibi. Onlar bir araya geliyor. Bir efendim hacim oluşturduğu için güneşte ışığını yansıtınca parlıyor. Sen zannediyorsun ki o bir madde. Yanına gitsen buhar gibi bir duman gibi bir şey. Yani böyle gökteki yıldızların çoğu gaz kütleleri öyle oluşuyor. Efendim
Şimdi onlar bir arada duruyor. Bazıları ise belirli bir yüksekliğe çıkıyor. Başlangıcıyla sonu arası neredeyse efendim 50 kilometre gibi bir mesafe. 40 kilometre, 60 kilometre. Yani bunu nasıl anlayabiliriz? 60 kilometre dediğin zaman, 50 kilometre dediğin zaman Türkiye'nin bir ucundan bir ucu Trabzon 1200-1300 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani efendim 40 defa Trabzon'a gideceksin yani o kadar mesafe. Onun başlangıcıyla sonu o gaz kütlesi efendim o orada belirli bir noktaya gelince bu sefer yani güneşe biliyorsunuz yaklaştıkça derece yükseliyor. 1000 derece, 2000 derece, 3000 derece. O diyelim 2000 dereceye gelince tutuşuyor. Tutuşunca o baştan sonuna kadar o 50 kilometrelik o gaz kütlesinin tutuşması, yanması işte diyelim 3 saniye sürüyor. Orada gördüğümüz o. Yani yıldız kaydı dediğimiz o. O yanan şeydir. Başından sonuna kadar. O mesele uzun bir meseledir. Yoksa öyle bildiğiniz şey gitmiyor yani. Işık gitmiyor. Evet. Mesela bu göğe doğru atılan meşaleler var. Baktığınız zaman böyle sanki halbuki yanıyor. Efendim aynen yıldız kaymasına da benziyor işte o. Peki. Vessemâ-i vettârik. Ve mâ edrake mettârik. Tarık nedir? En necmi o bir yıldız. Es-sâkib. Es-sâkib kelimesi efendim o şeytanları delip geçiyor, öldürüyor. Şeytanların ölmesi böyle. Cinlerin ölümü bu şekilde gerçekleşiyor. Efendim bu konuyla alakalı cinlerin ölümü ikincisi büyük üstadların, alimlerin mesela efendim meşhurdan gider. İmam Gazali diyelim veyahut da İmam Rabbani diyelim. Böyle ulemanın ölüm anına o cinler, şeytanlar tasallut ederler imanını sökmek için. Nerede şeytan varsa binlerce etrafına toplanır. Toplanırlar. Efendim onun imanını almak. Biz yaşarken bir şey yapamadık bari son nefeste bunu efendim imanını sökelim diye o büyük alimin efendim iman nuru kendisine yaklaşan bütün o meradetül cin, azgın cinleri patır patır efendim yani büyük kahraman komutan edasıyla hepsinin işini bitirir efendim etkisiz hale getirir yani. Askerimiz eşkıyayı etkisiz hale getiriyor ya. Onlar da öyle yapıyorlar. Azgın cinleri etkisiz hale getiriyorlar. Efendim biz de biraz nefes alıyoruz yani. Şimdi bu programa giderken o Balıkesir tarafına tevafuk yola çıktık. Dedi ki ben Kuzey Irak'a yakın Yüksekova. Yani tam hudutta orada dedi karakoldayım şimdi tam son hudutta. Ondan sonra efendim buradaki komutanlar askerlerin de selamı var. Ondan sonra diye aradı. Tam da böyle cumayı kıldık. Yola çıktık. Gidiyoruz. Dedim oradaki durumu anlatır mısın? Dua ettik. Allah ülkemize selamet versin. Rabbim askerimize cesaret versin. Ondan sonra dedim eşkıyanın durumu ne durumda? Çok güzel bir şey söyledi. Var mı ki dedi durumunu soruyorsun dedi. Hepsini etkisiz hale getirdik dedi yani. Bir sevindim. Demek ki böyle güzel şeyler duymak lazım. Böyle adeta şahlandım yani. Dedim bu gazla programları iyi çıkartırız falan. Rabbim eşkıyayı da taraftarını da küllüsünün etkisiz halini göstersin inşallah. Amin. Sıkıntı yok dedi. Gelip piknik yapabilirsiniz dedi. İnşallah. Rehavete kapılmamak lazım. Küffar o alem boş durmuyor. Ama elhamdülillah kaynağından duydum yani orada. Dedi ki bu hani bir yeni şeyler yapıldı ya İHA'dır, SİHA'dır vesaire. Onlar işimizi çok çok kolaylaştırdı. Birinci kaynağından duyuyorum. Oradaki komutanlar ondan sonra anlatıyor. Dedik öyle dedi üstten takip ediyor. Kafayı çıkartanı tak indiriyor dedi. Kafayı çıkar. Ondan sonra dedim ki böyle bölgede terörist kaldı mı? Ondan sonra mümkün değil dedi kalamaz hepsi. Etkisiz hale getirdik diyor ya hani haberlerde. Efendim Rabbim selamet versin. Küffar-ı aleme çok güldürdük kendimizi. Efendim artık yani
şöyle adaleti, asaleti, vakarı bütün İslam alemine bir adaleti, huzuru tesis etme günleri geldi ya. Şu efendim Şam-ı Şerif, tez zaman oraya selameti tesis etmemiz lazım. Şu efendim Gazze dediğimiz o azgın adamlar ikide bir kafayı kaldırıyor, saldırıyorlar oraya buraya. Ya askerimiz oraya 3-5 bin kişi yeter, fazlasına gerek yok ama benim de olmam lazım işlerinde. İnşallah o günleri göreceğiz. Anlattım size, yine hoşuma gittiği için yine anlatıyorum. Kuzey Irak'ta komutanlardan birisi aradı. İsmini de veririm. Ondan sonra hatta o bizim deprem özel bağış, yani Allah razı olsun halkın teveccühünden. Efendim gecesinde o komutan sağ olsun bağlandı, bağış da yaptı sağ olsun. Allah ülkemize selamet, askerimize cesaret versin. O dedi ki komutanlardan bir tanesi rüyasında efendim bu Kudüs tarafına doğru operasyona gidiyormuşuz. Efendim operasyonda komutan sen idin hocam diyor. Dedim yakışır. Rüya tabii ama inşallah o günlerde görürüz yani. Şu bir Allah Orta Doğu'nun selametine bizleri vesile eylesin. Rüya şeyi nedir efendim? Temenni, bir selamet istiyoruz, selamet. Herkes yerinde otursun, kargaşa olmasın, huzur olsun. Yani şimdi Sisi dediğimiz adam, Allah boynunu devirsin. Amin. Yani Mısır'a yar olsa, İslam alemine gönlünü çevirip de efendim İsrail'in en iyi olmasa, Amerika'nın alçağı olmasa biz ona niye kızalım ki? Ama bu adamlar kendi ülkesine ve dine ve İslam alemine düşman. Suudiler kendi ülkesine, dine, İslam alemine düşmandır. Amerika, İngilizler getirdiler. Burada biz kime tasma takarız? Biz bunu enik gibi, kimi biz tasmalı kendimize alçak yaparız? Onları orada buldular. Efendim getirdiler, onlara bu yetkileri verdiler. İnşallah bunun da vakti dolar da. Allah Celle Celaluhu şu İslam alemine akıl, fikir, hidayet nasip eylesin. Birlik, dirlik, kaynaşma nasip eylesin de bir huzur olacağı günleri görürüz ya. İslam alemine Rabbim birlik nasip eylesin. Bu duayı her fırsatta yapıyorum. Yani İslam aleminin huzurunun tesisi ülkemizin Mısır'la birlikteliğinden geçer. Bir daha anlatayım. Osmanlı Balkanlardaydı. Bir şey olmadı. Kafkaslardaydı. Oraların tamamını aldı. Yine bir şey olmadı. Orta Doğu'nun tamamını aldı. Yine bir şey olmadı. Mukaddes toprakları da aldı. Yine bir şey olmadı. Şimdi sıkı durun. Ne zaman ki Osmanlı Mısır'ı aldı, o zaman hilafeti ilan etti. Yani İslam alemine dedi ki, şimdi ben sizin abiniz oldum dedi. Neden? Mısır kilit noktadır. Yani Afrika'nın ve o bölgenin tamamının merkezindedir. Öbürleri küçük küçük yerler. Ha iyi yani güzel insanlar var. Ama yani bir Makedonya'yı alsan ne olur? Kosova'yı alsan ne olur? Arnavutluğu alsan küçük küçük yerler bunlar. Ha vatan evladı. Kafkaslar dediğimiz 18'den İstan tan tan gidersin. Tın tın gidersin. Onlarla bir şey yapamazsın. Ama birlik iyidir. Ama güçlü birliktelik gerekiyor. Onun için tekrar inşallah bu duamız tutar. Ülkemizin Mısır'la güçlü müttefik olacağı günleri tez zaman Rabbim göstersin. Amin. O zaman Afrika'yı da her tarafı ele alır. Ne Amerika kalır, ne şu kalır, ne bu kalır. Osmanlı efendim kanunun dediği gibi efendim beni oraya getirme dedi. Osmanlı Fransa'ya meşhur olayda dedi ki o işleri yapma dedi. Bak beni oraya getirme. Tamam abi dedi. 100 sene efendim kuyruğunu kıstırdılar. Güçlü olursan bunu dersin. Güçlü olmazsan karşıki taraf seni maskaraya alır. Buna da şöyle bir misal vereyim, vermeden geçemiyorum. Bu şuna benzer arkadaşlar. Bu şuna benzer. Diyelim ki sen güçlüsün. Etrafında da 40-50 tane çevrem var. Adaleti, hakkaniyeti, şefkati, merhameti tesis eden onurlu bir yapım var. Öbür tarafta 2-3 tane kendini bilmez, hadsiz orada milletin balını alıyor, gadrediyor efendim vesaire. Sen de yanındaki birini gönderdin. 15-16 yaşlarında neyse birini gönderdin. Dedin ki efendim bak Ahmet Ağa'nın, Hasan'ın efendim selamı var. Ayağına dikkat et. Böyle hadsizlik yapma yoksa gelirim oraya. Şimdi o gelen haber o ya sen daha çocuksun demez. O kimin haberini getirdi? Fatih Sultan'ın haberini getirdi mesela. Adam burada ayağına dikkat eder. Yani senin bir itibarın gücün varsa karşıki tarafta bir çocuk göndermenle eli ayağı birbirine dolanır. Ama karşıki taraf dediğim şimdi açık konuşacağım.
Karşı taraf dediğimiz bütün etrafındaki dostları da almış, Mısır'ı da almış, Şam'ı da almış, Irak'ı da almış. Efendim ülkenin içerisinde hainle doldurmuş. Zaten küffar-ı alem Avrupa'sı, Amerika'sı. Ondan sonra Türkiye dik dursun. Ya, Türkiye duramıyor ki dik duracak. Ayakta değil ki. Allah ülkemize güç, kuvvet, kudret nasip eylesin. Amin. İslam alemine abilik yapacak kudreti tez zaman göstersin. Amin. İslam aleminin başındaki dinine, vatanına ihanet edenleri Rabbim tarumar eylesin. Amin. Bezdik, usandık. Ne olur Allah'ım bizlere tam selamet nasip eyle. Amin. İslam'ın hürriyetini, asaletini görmeden ruhumuzu alma ya Rabbim. Amin. Bu manada da bizlere bir görevler nasip eyle ya Rabbim. Amin. Allah için dünyaya adaletin, huzurun tesisi için. Ben bu duayı yapıyorum, istiyorum ya. Yapalım bir şeyler de iki günlük dünyada adam gibi yaşayalım ya. Efendim meşhur milli şairimiz Necip Fazıl ya. Tavuk gibi ölmekte tavuk gibi yaşamaktansa horoz gibi öleyim dedi yani. Acayip bir tespiti var onun. Onun zekası ileriden gidiyor, bedeni geriden gidiyordu. Farklı bir zeka, dehşet. Hadsiz birisi ona hakaret etti, sakal bıraktı vesaire. Adam bir İslam'a düşman. Ondan sonra o din düşmanı adam, bakın çok ince bir nokta. Ben ilk seferde anlayamadım, itiraf ediyorum. Bak kopya veriyorum. Müthiş bir tespit. O hadsiz din düşmanı adam, Necip Fazıl da sakal bırakınca, ne dedi ya, maymuna dönmüşsün dedi. Necip Fazıl sırtın, özür dilerim dedi. Duvara döneyim dedi. Anladınız mı inceliği? Böyle bir şey yok ya. Bu başka bir akıl bu ya. Bu kadar adamı maymun yaptı yani. Maymuna dönmüşsün. Ha kusura bakma, senin maymun olduğunu bilmiyordum dedi. Zerafetli bir. Bağırmaya çalışıyor. Kime maymun diyorsun falan. Bu üslup değil aslında. Yani ultra zeka böyle oluyor. Hakaret etmeden hakkı ortaya koymak. Allah o kabiliyeti hepimize nasip eylesin. Amin. Ultra kabiliyet. Akıl önde gidiyor, geriden gidiyor. Bedeni yetişemiyor yani. Beden ona yetişemiyor. Böyle. Ya bu vesileyle de Allah şanlı ecdadımıza rahmet eylesin. Amin. Efendim. En-Necmu Sakib. İn kullu nefsin lemme aleyha. Her bir nefsinin, insanın lemme aleyha hafiz. Koruyucu melekleri vardır. Bizim 300 tane melek, rivayet 1000-2000 melekler var. Cinler dediğin 50-60 tane. Cinlerden korkmayın arkadaşlar. Bak en büyük yanlışı anne baba çocuklarını cin efsunuyla korkutması. Bak çocuklarınıza ihanet edersiniz, bunu yapmayın. Çocuklarınız yani ne diyelim, dünya güreş şampiyonu. Yani dünya şampiyonu ya, sırtını yere getiren olmamış. Öyle düşün lütfen. Misal doğru. Yani dünya şampiyonu bir adam, adamın belini, elini bükemiyorlar. 5 yaşında bir çocuk çıkmış, tabirimi bağışlayın, ringe. Efendim orada güreş yapacaklar. O dünya şampiyonu o çocuktan anne diye korkuyor. Bu komik olmaz mı? Cevap verin. Komik bu ya. 5 yaşında çocuktan mı korkuyorsun? Ya sen iman ehlisin, güçlüsün. Bütün kainatı Allah senin için yaratmış. Cinler insan için yaratılmış. Her şey insan için yaratılmış. Bu gördüğünüz bütün mahlukat, mevcudat, havada uçan, denizde her şey, hamsi senin için yaratılmış ya. Ya şimdi adam 50 tane hamsi ölüyor, sen yaşa diye. İnsan hamsi yediği zaman canlı mı yiyor, ölü mü yiyor? Bak hamsi senin için ölüyor. Tavuk canlı mı yeniliyor, ölü mü yeniliyor? Cevap. Bak tavuk senin için ölüyor. Koç efendim ölü mü yeniliyor, diri mi yeniliyor? Söyleyin ya, üşenmeyin, ben üşenmiyorum. Bak koç senin için ölüyor. Efendim kurban olayım sana diyor, kurban oluyor. Sen de Allah'a kurban olacaksın. Koç sana kurban oluyor, sen Allah'a kurban olacaksın. Yok ben istediğimi yaparım. Yapamazsın. İstediğini koçlar yapacak, inekler yapacak, onlar yaylada otlayacak. Onlar senin için otluyor. Sen ise Allah'a kulluk edeceksin. Bu bir dengedir. Dengeyi bozdun mu Allah-u Teala diyor ki sen hayvandan daha aşağısın diyor. Ulaike kelenami belhum edal. Ben onu başıboş bıraktım. Sen başıboş değilsin. Akıllısın, dirayetlisin diyor. Bizi yaratan Allah. Elhamdülillah sizin gibi akıllı insanlar var. Gönlüm ferahlıyor. 2-3 saat uykuyla ayaktayım. Ama açıldıkta da açılıyorum.
Allah da size cennetini versin inşallah. Amin. Coşku veriyorsunuz insana ya. Kalben söylüyorum, teşekkür ediyorum. Etmek zorundayım. İyi ki varsınız ya. Ben bunu laf olsun diye demiyorum. Kalbimdeki bin tane sınır koyamam, yanlış olur dediğim bir tane. O kadar yani güzelliği hak ediyorsunuz. Aman arkadaşlar ne olur, iki günlük dünyada biz Rabbimize kulluk edelim. Allah her şeyi sana efendim seferber etmiş, kurban etmiş ya. Tavuğu kurban etmiş, koçu kurban etmiş, kuzuyu kurban etmiş, hamsiyi de kurban etmiş sana. Tabii ya, hamsi iyi giderdi ya. Hamsi olaydı satardık dışarıda. Bir ayva hikayesi biliyorsunuz değil mi? Bir defa anlattım onu. Bir yere programa gittim. Orada tefsirde Ebu Davud hadisi ilginç. Ayva diyor kalbe surur verir, huzur verir. Hakikaten ferahlık veriyor insana ayva. Ondan sonra o hadisi okudum. Dışarıya çıkan orada da satıcı varmış. Ayva aldı. Satıcı şaşırmış demiş ya ne oldu herkes ayvaya saldı. Bir hafta sonra ben olaydan hiç haberim yok. Bir hafta sonra öğreniyorum. O satıcı adam kasalarla yığmış. Baktım orada. Geldi bana. Hocam o hadisi bir daha okusana diyor. Dedim. Hayırdır hangi hadis? Bir hafta yıkılmış ortalık. Ondan sonra, o hadisi hangi hadis dedim ya. Ya dedi geçen hafta ayvayla ilgili hadis okudunuz. Satış rekoru kırdım dedi. La dedim başka işim yok ya. Ama bu hafta hamsi giderdi yani ha. Sezonu kapandı mı? Kapandı mı? La karar verin de kapandı mı kapanmadı mı? Devam. Cennete kadar yolunuz var. Estağfurullah. Felyanzuril insanu mimme halik kullarım. Allah-u Teala net bildiriyor. Ya bir bakın. Niye ya Rabbi? Ben sizi nasıl yarattım? Mevla insanı altın fanus zebercet pırlantaların içerisinde. Mesela balıkların yaratılışı daha zarif. Yani o yumurta böyle cıvıl cıvıl inci gibi parlıyor. Onun içinden çıkıyor. Yani balık. Yani onların yaratılışı acayip yani böyle daha zarif. İnsanınkisi ne bileyim. Söylemeden geçemeyelim yani biraz garip ama mesela işte hayız kanı dediğimiz insanın gıdası oluyor. Yani bildiğin kan. Efendim yani atılan efendim bir kazerat dediğimiz. Kuramıyorum cümleyi. İnsanın yaratılışı bu. Böyle yaratıyor Allah. Efendim hayız kanı senin ham madden, senin gıdan. Haddini bil diyor Allah. Kullarım, hulika mimma indafi. Nasıl yaratıldın sen? Eskaza böyle altın falusu yaldızlı yaratılsaydı artık kibirden geçilmezdi herhalde. Mevla doğrusunu yapmış. Felyanzuril insan mimmak. Nasıl yarattım kulum seni ya? Haddini bil ya. Yasin-i Şerif'te geçiyor. Evelem yaral insan. Kulum görmüyor musun? Enna halakna min nutfe. Seni sudan, nutfeden yarattım. Feydahu ve bir de bakıyorsun. Kasimu mubin. Allah meydan okuyor. Allah ne bilir ki ben bilirim falan. Büyük adamsın ya. Devam et. Güle güle. Anlarsın ya. Evet. Hulika mimma indafik. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Şimdi bunu çok önemli bir konu efendim. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Allah buyuruyor ki kullarım. Bunu bir insanın söylemesi mümkün değil. Şu anda size sorsam kaç kişi bilir onu da bilemem. Sizi nasıl yarattım? Nasıl yarattın ya Rabbi? Yahrucu insanın ham maddesi min beyni sulb ve teraib. Resulullah Efendimiz Mekke'de bunu bilmesi mümkün değil. Resulullah Efendimizin böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Bir insanın söylemesi mümkün değil. Ben şimdi burada bunu okumasam bunu benim söylemem mümkün değil. Şu anda tıp her şeyi açıkladığı halde efendim insanların çoğu yine bunu bilmezler. Demek istiyorum ki Kur'an peygamber sözü değil. Günümüzde şimdi böyle bir gavurluk başladılar. Daha evvelden biliyorsunuz Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diye ortalığı kasıp kavurdular. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi de Kur'an peygamber sözüdür.
Allah tarafından değildir. Yani kutsallığını ortadan kaldırmaya kalkışan efendim o Mustafa Öztürk vardı. Adam ilahiyat, tefsir profesörü, en tepedeki adamdı. Gitti ama en az 100 tane kuyruğu dışarıda. Burada yani. O yurt dışında şimdi. Bununla alakalı bir proje. Bunun üzerine çalışıyorlar. Korkuyorum, çok çok da mesafe aldılar. Ciddi mesafe alındı. Çünkü batıl taraftar buluyor. Ven yarav sebilel gayyi, batılı buldu mu yettekî. Bu bilimsel açıklama efendim, bilim bunu söylüyor. Ya Allah ne bilir ki, bilim söylüyor arkadaş. Bakın dediklerimi basite almayın. Hep böyle oluyor zaten. Yani bir kıvılcımı basite alırsan fabrikan yanar. Fitne küçüktür, taraftarı çoktur. Taraftar çok. İnsanların özünde hakka tabi olma değil, batıla çabuk efendim yöneliyor. Böyle bir yapı var. Rabbim muhafaza eylesin. Yani bu biraz bilimle, nefse de uygun geliyor. Bu fitne çok çok büyük bir fitneye benziyor. Ve inanılmaz şekilde de bunu sürdürüyorlar, yürütüyorlar. Kur'an peygamber sözüdür, Allah'ın kelamı değil. Madem peygamber sözü, Resulullah Efendimiz diyor ki çölün ortasında insanın ham maddesi yahrucu min beyni sulb, efendim erkeklik suyu efendim şu yani bel üstündeki kemiklerin arasından çıkar diyor. Biliyor muydun bunu? Daha bitmedi. Ve teraim, kadınların göğüs kafesinin kemiklerin arasından çıkıyor diyor. Bunu biliyor musun? Buyurun araştır. Aynı şey çıkıyor. Yani normalde insan ne bileyim böbreklerden falan çıkar gibi insan zannediyor. Ama tera sulb diyor. Yani insanın sulbu, sulb. Sulb Türkçe'de kullanılıyor. Böyle oluyor diyor. Haberin var mı? Ben bilmiyorum. Peygamber bunu nereden biliyor? İnsan olarak. O da bilmiyor. Bunu kim bildiriyor? Söyleyin şimdi. Allah bildiriyor. Peygamber sözü Allah'ın sözü değil. Peki insan nasıl söyleyebiliyor bunu? Nasıl bilebiliyor? Geçenlerde denizi anlattım size burada. 4-5 tane katmanlardan anlattım. Dalgıç 60 metreyi biliyor. Resulullah 12 bin metreyi nereden biliyor? Tek tek anlatıyor. Şu andaki Mariana dediğimiz o çukura 2 kişi inebildi. Şu anda bile şu andaki teknolojinin efendim, o çukurda ne var haberi yok. Ama Kur'an haber veriyor. Anlattım şimdi aynı şeyleri tekrar etmeyeyim burada. İnnehu ala racihi le kadir. Kullarım, ben bunları yarattığım gibi sizi tekrar diriltmeye kadirim. Dirileceksiniz. Yevme, o kıyamet günü tübla, ortaya çıkacak zahara manasında es-serair, bütün gizlediklerinizi. Ya bütün efendim adam amirdir, memurdur, yetkilidir, etkilidir. Efendim oradan almış, buradan bir şeyler yapmış, şunu yapmış, şunu kandırmış. Kimsenin haberi yok. O gün çıkacak hepsi ortaya. Allah hesabımızı kolay eylesin. Amin. Müslüman tanıdıkça güzelleşen kişidir. Fasık ve hain dediğimiz münafık tanıdıkça çirkinleşen kişidir. Sahabe efendimizi tanıyalım, tanıdıkça hayran olursun. Evine giriyorsun, gürül gürül Kur'an okuyor, sabaha kadar namaz kılıyor. Müslümanım dediğin insanı tanıdıkça güzelleşmeli. Özeline vardığın zaman adama bak ya. Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, ibadet ediyor sabahlara kadar. Yani özeli görüntüsünden daha efendim ayan olmalı, pırıl pırıl olmalı. Bu adamın imanı güzeldir. Ama efendim tek başına kalınca şeytanın yapmayacağı işleri yapıyorsa tecdidi iman gerekir. Dikkat etmek lazım bunlara. Allah özümüzü sözümüzü güzel eylesin. Amin. Sırrımızı, alenimizi, evet, gizli aşikarımızı Rabbim pırıl pırıl eylesin. Amin. Ya. Fema lehu min kuvvetin ve la nasir. Efendim, onun bir kuvveti kalmadı, bitti. İşte ben hep buradan tekrar ediyorum. Fema lehu, onun için olmadı. Min kuvvetin, bir kuvvet. Adam özgürüm diyor. Allah'a hakaret ediyor, peygambere hakaret ediyor. Bu ekranlarda konuşulanlar, isim isim sayarım. Ben televizyon seyredecek halim yok. Gecenin 12'sinde eve geliyorum. Ne zaman seyredeyim? Gündüz dersteyim, akşam programlardayım. Her gecem böyle gidiyor. Ondan sonra ama neticede duyuyoruz neler oluyor. Adam Allah'a, dine, İslam'a öyle şeyler söylüyor. Yevme tübles serair fema lehu min kuvvet. Kullarım, siz dünyada istediğiniz gibi saydınız, sövdünüz. İstediğiniz bana meydanı okudunuz. Fema lehu min kuvvetin. Orada bir gücünüz olmayacak. Vuracağım sizi zincire. Vela nasir, size yardımda eden olmayacak.
İnsanların en çok yanıldığı nokta burası. Ne? Dünyada etkisi var, yetkisi var, konumu var. Nemrut 5 milyon orduya sahip, gücü var, kudreti var. Zannediyor böyle devam edecek. İşte inkarcıların da durumu bu. Zannediyor ben gavurluk özgürlüğümü böyle devam ettireceğim. Ölünceye kadar ettir kulum diyor. Sıkıntı yok. Ama öldüğünde orada seni dikeceğim ayağa. Bütün densizliklerin, hadsizliklerini hepsini ortaya çıkaracağım. فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّتٍ Bir gücünde olmayacak. Ağzını da mühürleyeceğim. Söveceğini sövdün, sayacağını saydın. Rabbin olarak bana gereken hakareti de yaptın. Bana gerici de dedin, yobaz da dedin. Rabbin olarak bana yapmadığın hakaretin kalmadı. Dünyada sabrettim. Ama şimdi vurun ağzına mührü. Vurun zinciri ve la nasir. Yardım da yok, atın cehenneme. Büyük adamım. Tabii tabii. Orada çıkar ortaya. Dünyanın en akıllı insanları sizlersiniz. Allah size hayırlı ömürler versin. Amin. Onun için diyorum iyi ki siz varsınız diye. Bunları anlatacak bir ortamım oluyor da ben bir rahat, vuzuha kavuşuyorum ya. Yani insan Rabbimin hakikatlerini ortaya koyacak bir ortam olmazsa, sizin gibi güzel insanlar olmazsa bizim halimiz ne olur? Patlarım ben ya. Allah size hayırlı ömürler versin. Amin. Rabbim dinimize engel çıkartmak isteyenlere ebediyen fırsat vermesin. Amin. Ya bırak müsaade et, Rabbimin dinini konuşalım ya. Allah'a kulluğu konuşalım ya. Şu dinimize, vatanımıza, mukaddesatıma, insanlığa huzuru tesis edelim ya hep beraber ya. Gavurluktan kim ne gördü, ne hayır gördü? Ölünce ne oluyor? İşte ayetlere bak. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Kullarım, bunu bilin. Dünyada size serbestlik vereceğim ama orada ne kuvvetiniz ne gücünüz hiçbir şeyiniz kalmayacak. وَالسَّمَاءِ Birkaç ayet kaldı. Bir salavat. Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Birkaç ayet. وَالسَّمَاءِ Gök ذَاتِ الرَّجَعِ Geri dönüşüm sahibidir. Ya Rabbi senin ayetinden sana dua ediyoruz. Göklerden geri dönüşüm yani yağmurlar kesildi. Bereketli yağmurlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbim vessemâi zâtir racı. Bizlere yağmurlarını dök ya Rabbim. Amin. Vessemâi zâtir racı. Bize bereketini dök ya Rabbim. Amin. Ve fissemâi rızkum. Rızkınız göktedir ya Rabbim. Bizleri efendim rızkına gark eyle ya Rabbim. Amin. Bol rızıklar nasip eyle ya Rabbim. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayren nasirin. Barajlarımızı doldur taştır ya Rabbim. Amin. Vel ardı. Yeryüzü zâti sad'a. O da düşünebiliyor musunuz? Sada kelimesi çatlamak demektir. Suda baş ağrısı, başım çatladı diyor da suda baş ağrısında kullanılıyor. Şimdi ben Sakaryalıyım. Arazinin toprak nedir bilirim. Bizim orada ovada yerlerimiz olurdu. Orada efendim ekinler ekerdik. Ondan sonra biraz yağmur yağmayınca o toprak böyle taş gibi olur. Kerpiç derler ona. Efendim ne diyorduk ya vay unuttum. O toprak bir de yumuşak bir de böyle sert topraklar olur. Kesek kesek. Tezek şey ya o başka. Kesek o doğru bir şey. Kim dedi onu? Kesek diyorlar. Her bölgenin bir meşrebi var. Kesek, evet, o kelime doğru. Öyle söylüyor. Şimdi o böyle kaya gibi, taş gibi. Yani adama vursan var ya, böyle taş atmış gibi oluyorsun. Zat-ı sad'a kelimesi, o keseğin arasında Mevla yol, o yumuşacık buğday, mısır, onun arasından yol buluyor. Bir karınca bile esse eziliyor. O nazik bir şey. Oradan çıkıyor. O keseyi böyle ikiye ayırıyor. Orada hayata tutunuyor. Mevla Teala buyuruyor ki kullarım. Yani o buğdayın üstünü böyle çelik gibi. Böyle bir şey olsaydı o buğday olmaz. O mısır olmaz. İnsana normal gibi geliyor. Kullarım. O toprağın parçalanması. Orada bir efendim. İnsanın da dünyaya gelişini Mevla açık açık bildirir. Normalde insanın dünyaya gelmesi mümkün değil. Ya bildiğin efendim işte kemikler. Kemik yani o kemik nasıl insanı oradan teşrif edecek? Ama Mevla Teala buğdayın
dünyaya o keseklerin arasından efendim nimete dönüşmesi gibi insanoğlu da meşakkatle dünyaya geliyor. Dünyayı Mevla gözümüzün önüne böyle seriyor ki kullarım benim yaratma sırrımı görün. Görün, haddinizi bilin. Ve semâi zâtir rac vel ardı zâti sadâ. İnnehu le kavlun fasl. Kullarım bu benim sözüm, size her şeyi açıklıyorum. Ve mâ huve bil hezl. Beyhude, başıboş, gereksiz bir söz değil. İnnehum. Şimdi sonuç. Bugünden beri konuştuk. Kur'an bize neticeyi bildiriyor. Ey Müslümanlar, buyur ya Rabbi. İnnehum, sizin dışınızdaki gavurlar var ya, evet. Yekidune keyda, Allah'a, peygambere, dine, Müslümanlara, vatanına, devletine, ezanına ihanet ederler. Hile kurarlar. İşi, gücü ihanet, hile. Depremde bile efendim bezdirdiler milleti. Efendim bir işi yapmıyor, ortalığı yıkıyor, hakaret, 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 hakaret. Ya bir kabiliyetin varsa yap bir şey ya. O aciz kaldıysa sen yap o zaman ya. İnsan zaten aciz demektir. Biri noksan yapar, öbürü tamamlar. Biri kusur eder, öbürü tamamlar. Şeyh Edebali ne dedi? Biz hata ederiz, sen tamamlarsın dedi. Biz kusur ederiz, sen affedersin dedi. Yani tamamlayıcı olmak lazım. İnsan kusur edebilir, insan unutur. Adı nesiyedir efendim. İnsanın aslı unutmak. Unutma özelliğine, hata etme özelliğine sahiptir. Tamamlayıcı olmak lazım. İnsanda şöyle bir mana da var, onu da söyleyelim. Ünsiyet, yani çabuk böyle insan gönül bağı kurabiliyor. Hiç tanımadığın bir adama gidiyorsun. Mesela bu gittiğim programlarda ilk kez gittiğim yerler var. İlk kez görüyorum adamı. Bir muhabbet oluşuyor, ünsiyet. İnsanın yapısında bu var. Hemen orada ünsiyet kurabiliyorsunuz yani. İnnehum. Şimdi çok ciddi bir şey söylüyorum, dersi bitiriyorum. Kullarım, buyur ya Rabbim. İnnehum, o küffar-ı alem. Yekidune keyda, Amerika'sıdır, Avrupa'sıdır, ülkemizdekiler hile kuruyorlar, ihanet kuruyorlar. Ya Rabbim biz bu hainlere, ihanet edenlere ne yapalım? Kur'an-ı Kerim der ki ve'adü lemmestata'tum min kuvve. Düşmana gücünüzü hazırlayın. Tamam ya Rabbim, askerimizi hazırlayalım. Silahımızı da hazırlayalım. Ama ihanete ne yapalım? İhanet senden görünüyor, dostun görünüyor, müttefikin görünüyor. Seninle beraberim diyor İngiliz. Efendim sen benim can dostumsun diyor, bir bakıyorsun. Bütün şer yapıları organize ediyor. Paralar veriyor. Ya hani bana dostum diyorsun. Neyse. Şimdi onlar hile kurarlar, ihanet ederler. 15 Temmuz'da. Efendim bu memleketin bütün imkanlarından istifade ettiler, ettiler, ettiler. Girmeyeceğim ayrıntıya. Bir de bakıyorsun kalkıyor meclise bombaları yağdırdı mı yağdırmadı. Cevap verin. Mevla buyuruyor ki haine karşı, ihanet edene karşı sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Siz haini tanıyamazsınız. İhaneti anlayamaz. Adam yanı başındadır hain. Senden görünüyor. Canım diyor. Derviş diyor. Efendim Sultan Abdülhamid Han cennet mekan. Efendim orada işte o paşaya bir bakıyor ki mason çıkıyor. O paşaya bir bakıyor mason çıkıyor. O paşaya bir bakıyor dinsiz çıkıyor. O paşaya bir bakıyor. Vatanı satıyor. Abdülhamid Han mübarek ağladı ya. Bu nedir dedi ya. Bu nedir dedi ya. Efendim rahmetli Özal da dedi ya. Yani ülkenin haini çok. Yani böyle bir şey olabilir mi? İnsan kendi ülkesini ihanet eder mi ya? İnsanın kanına dokunuyor yani. Bir şey yapmaya çalışıyorsun. Adam hainlik yapıyor. Sultan Abdülhamid mübarek orada efendim danışman olarak. Tabi Ali Haydar Efendimiz de vardı ama. Bir de orada bir müderris olan birisine. Ona dedi ki ya bu ne kaderdir dedi ya. Efendim ona dedi yanaşıyorum hain çıkıyor. Ona yanaşıyorum efendim hain çıkıyor. Ona yanaşıyoruz mason çıkıyor. Ne yapacağım üstadım dedi ya. Ben ne yapacağım bu kadar dedi hainin masonun içerisinde. Meğer o da mason imiş. Ondan sonra adam diyor ki ben ta çocukluktan İngilizler beni bu işin içerisinde koydular. Büyüdüm büyüdüm. Ondan sonra efendim kafası da çalışıyordu. Efendim din sahasında dedi biraz mesafeler aldım. Efendim orada dini bozmak için. Şimdi aynı işte. Yani modernist Kur'an peygamber sözü diyen bunlar da İngiliz uşakları, gavur uşakları böyle bir dinsizlik işleri yapıyorlar.
Siz akıllısınız, yutmazsınız. Allah onlara da fırsat vermesin. Ama yetkililer bu işi sıkı tutmalı. Bu işin şakası yok. Din oynamaya gelmez. Dini bozduğun anda Allah'ın gazabı celbeder. Gökler yere iner. Bu iş basit değil yani. Öyle peygambere hakaret, peygambere devre dışı bırakmalar. Yok Kur'an Allah'ın kelamı değil falan. Bu basit bir gavurluk değil yani. Söylüyor adam halini ya. Artık çekinmiyor. Meryem validemize kötü kadın dedi. İsa aleyhisselam zina çocuğu dedi. İzmir ilahiyatta adam görev başında. Şu anda görev başında devam ediyor adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Öbür taraftaki adama sen İsa Allah'ın oğludur diyene Hristiyan diyorsun. İsa gitti elden ya. İsa da kalmadı. Plaket veriyorlar neredeyse. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi bu... Geçen bir arkadaş, Allah razı olsun, dedi ki ya hocam dedi, bu kadar meseleler dedi beyninde tasarlıyorsun. İyi kendine sahip çıkıyorsun. Bizim Karadenizli dedi, bana biraz müsaade et dedi, ben bir şeyler diyeceğim dedi. Lan deme dedim ben de. Anlıyorsunuz yani ne diyeceğini. Doğru değil. Ağzımıza sahip çıkmamız lazım. Allah kötülerden muhafaza eylesin. İnnehum yekidune keyda. Şimdi dikkat. Mevla diyor ki ihanet edenlere sizin yapacağınız bir şey yok. Düşmana hazırlıklı olun. Savaş yapabilirsiniz ama ihanete karşı ne yapalım ya Rabbim? Ve ekidu keyda. Onların ihanetlerini ben başlarına geçireceğim diyor. 15 Temmuz'da bütün sistem hazırdı. Mevla o ihanetleri başlarına geçirdi elhamdülillah. Ben de dua ediyorum ya Rabbi. Bu ihanet etmek isteyenler yine devamı var. Adamlar sinyal veriyorlar. Rabbim hainlere ebediyen gün yüzü göstermesin. Amin. Hainlerin din, vatan, ezan, bayrak düşmanlarının tasallütlülerini Rabbim başlarına çevirsin. Amin. Kendi şerlerinde tarumaru kahru perişan eylesin. Amin. Yeter ya, yeter. Ya Rabbim bu gavurlar... Efendim o biri o başlıyor, öbürü başlıyor, öbürü başlıyor. O zaman devamını dinle. Femehil mühlet. El kafirin o kafirlere. Emhilhum mühlet ruveyda. Mevla buyuruyor ki ben onlara mühlet vereceğim diyor. Azıcık müzde mühlet var. Niye? Gavurluğunu ortaya koyuyorlar. Onun için bu böyle devam edecek, bitmeyecek. Osmanlı'da da vardı, her zaman var. İsa aleyhisselamın dizi dibinde İsa aleyhisselamı satan Yahuda dediğimiz, o da millet dedi ki a şu parayı al, ondan sonra İsa'nın yerini söyle. Ha orada dedi, orada ver parayı dedi. Hemen sattı İsa aleyhisselam. Ya. Özdeki samimiyet o zaman ortaya çıkıyor. Allah efendim bize dürüstlük nasip eylesin. Basit şeylerle satılmayacak güçlü karakterler Allah hepimize nasip eylesin. Son nefeste iman cennetini, cemalini nasip eylesin. Femehil kafin emhilhum ruveyda ayeti böyle bir bitmiş oldu. Yarın akşam dediğimiz gibi yarın mümkünse oruç tutmaya gayret edelim. Yarın akşam bizim Mahmud Usta Osmanlı Camii'nde inşallah mübarek gecemiz orada olacak. Buraya da gelin. Burada da program olacak. Her taraf şenlensin. Efendim maşallah burası da doluyor. Orası da doluyor. Her taraf şenlensin. Yağmur gibi bereket devam etsin. Allah hepinize hayırlı ömürler versin. Hep beraber diyelim cemi cümle günahlarımıza tövbe ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 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 El azimil kerime rahimellezi. La ilahe illa hu. El hayyel kayyum ve tuvbilih. Allahümme eskina gaysen muğisa. Ya Rabbi gökten bereketli yağmurlar ihsan eyle. Heni en meri en muniya. Dekan acilin gayri raisin mücellen sakan tabakan daima. Ya Rabbelerim rızana muvafık bir hayat son nefeste iman. Cennetinde cemalinde müşerref eyle. Ülkemize İslam alemine selamet nasip eyle. Yanlışlardan bizleri muhafaza eyle. Borsaya para yatırmak caiz midir diyor. Borsa ticaret değildir. Uygun değildir oradaki kazanç. Ticari bir ortaklığı bulunmamaktadır. Efendim o vesileyle Allah helal kazançlar nasip eylesin. Hep beraber onun Habibine salavat Allah'ımız. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya Rabbim muvaffak eylesin.